Ne haber çocuklar, ben Örümcek Adam, yeniden birlikteyiz. Çocuklar, bugün gördüğünüz gibi farklı bir giriş yapıyoruz. Daha önce hiç gitar çalmamıştık, artık gitarı da çaldık diyebilirim. Şöyle biraz gitarın sesini dinleyin siz. Aynı zamanda bir de arabamıza bakalım. Çocuklar, bugün çok güzel bir arabayı test ediyoruz. Yorum bölümünde çok istek alan arabalardan biriydi. Ve bugün test edeceğimiz arabamız Renault Megane. Şöyle bir inceleyelim hemen arabamızı. Zaten arabayı pek de fazla anlatmaya gerek yok. Mükemmel bir araba olduğunu söyleyebilirim. Hemen içine bakalım. Bu arabanın içi ne muhteşem. Evet, gördüğünüz gibi her yer Renault Megane kaynıyor. Yanında bir çekici arabamız var. Burada da diğer Megane'larımız var. Motor kaputlarını açtım. Yükseltme çalışmaları falan yapıyorum motorlarında. Onlar da burada dursun. Aynı zamanda arkada iki tane daha Megane'ımız var. Bu arada şimşeğin de gelmesi lazımdı şimdiye kadar ama hala gelmedi. Merak etmeye başladım. Evet çocuklar, burada da iki tane Megane'ımız var. Şimdi bir de havai fişek gösterisi yapacağım size. Bunu da daha önce yapmamıştık. Bakalım nasıl olacak. Pekala, isterseniz başlatalım. Pekala çocuklar, havai fişek gösterimizle başladı. Çok fazla belli olmuyor biliyorum. Biraz dikkatli bakarsanız belki görebilirsiniz ama bugün böyle eğlenceli bir giriş yapmak istedim. Arada patlayan yıldızlar falan var. Bu arada şimşek hala gelmedi. Gerçekten onu merak etmeye başladım. Çünkü şimdiye kadar gelmesi lazımdı. Teste başlamamız gerekiyor. Pekala, şu ilerideki şimşek mi? Oo çocuklar, sanırım ileride şimşek ne yapıyor orada peki? Buraya gelmesi lazım. Şöyle dikkatli bir şekilde bir daha baksam iyi olacak. Pekala, evet sanırım gerçekten şimşek orada. Şimşek, ne yapıyorsun orada dostum? Örümceği çok beklettim. Sanırım hemen yanına gitsem iyi olacak. O yapma bunu, tren geliyor. Şimşek, umarım buraya doğru gelmezsin dostum. Yoksa çok fena çarpışacaksınız. Pekala, tren bayağı hızlı geliyor. O yapma şimşek ya. Dostum, buraya doğru niye geliyorsun? Hayır şimşek, bunu başaramazsın dostum. Tren çok fena hızlı geliyor. Pekala, sanırım sana yardım edemeyeceğim şimşek. Yetişmem imkansız oraya kadar. Pekala, geçebilecek misin karşıya bilmiyorum ama o çarpışacaklar. Hakikaten tren fena vuracak. Pekala şimşek. Geçmiş olsun, üzgünüm dostum. Geçmen çok zor. Oo, çarpıştılar. Pekala çocuklar, şimşeğe gidip alsak iyi olacak. Sanırım kötü durumda. Geliyorum şimşek. Hadi araba, çalışman lazım. Hemen oraya gitmemiz lazım. İkinci bir trende çarpmasın. Pekala şimşek, geldim dostum, geldim dostum, sakince beni bekle. Pekala işte geldim. Örümcek, yardım et. Şimşek, sana gelme dedim dostum ama beni duymadın tabii ki. Örümcek, lastiklerim gitti, jantlarımın üstünde duramıyorum, canım acıyor. Pekala şimşek, dur dostum, kurtaracağım seni. Tamam, gidiyoruz. O şimşek, seni çekmem çok zor, çok ağırsın. Örümcek, ne oldu şimşek? Örümcek, ne oldu şimşek? Tren geldi. Oo şimşek ya, şimdi mi söylenir bu? Pekala dostum, tamam, benim motorlarım hala çalışıyor. Seni kurtaracağım. Jantlarımın üstünde daha fazla duramıyorum örümcek. Canım daha fazla acıyor. Pekala şimşek, kurtardım seni dostum. Bir an önce tamircinin olduğu yere gitsek iyi olacak. Bu da neydi böyle? Sana gelme dedim dostum. Karşıdan oraya geçmen imkansız. Resmen trenle bir düello yaptınız ama. Pekala dostum, tamam tamam, sorun yok. Lastiklerini değiştireceğim. Yeni bir lastik takacağım sana. Pekala, çalışma başlasın. Çocuklar, çalışmayı başlattım. Şimşeği birazcık tamir işlemleri falan yapıyorum. Burada yine lastikler var. Jantların üstünde daha fazla durmasına dayanamayacağım. Ona yeni bir lastik takacağım. Öbür tarafında lastik gitmiş, evet. İki tarafa da lastik takıp yeni bir jant kapağı ayarladım ona. Pekala şimşek, bence eskisinden daha da yoldun dostum. Şuna bak, motor gücüm bayağı yüksek. Oo şimşek, lastiklerimi ne diyorsun dostum? Gitti lastiklerim. Pekala çocuklar, bir de yeni siyah jant kapağı taktım. Mükemmel oldu. Şimdi bir test yapsak yeni lastikleri fena olmaz. Hızlan bakalım şimşek. Bu yeni lastiklerle uçacaksın. Hakikaten fena gidiyoruz da, yavaş şimşek, lastikleri yakacaksın şimdi. Tamam, şimdi tamircimizin olduğu yere geri dönelim. Daha Megane'ı test edemedik. Hemen Megane'ı teste başlamamız lazım. Oo vallahi mükemmel oldu şimşek. Tamam, şimdi Renault'umuzu teste başlasak iyi olacak. Artık sen burada beklersin. Burayı da lastik iziyle mahvetmişiz. Tamam, sanırım şimdi Megane'ı test etsem iyi olacak şimşek. Sen burada bekle. Tamam örümcek. Evet çocuklar, sonunda Megane'ımızı teste başlıyoruz. Gerçekten şimşekle büyük bir macera atlattık. Evet, farlarımız oldukça güzel. Şimdi burada minik bir test yapalım. Hızına da bakmış oluruz. Sonrasında dağ rampamıza sağlamlık testi yapacağız. Arabayla suyun içinde falan gezeceğiz. Bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bakalım, Megane'ın sınırlarını zorlamaya çalışacağım. Evet, hızı çok fazla yüksek değil. Biraz daha fazla hızlı olsaydı fena olmazdı aslında ama. Tabi bizim turbo modumuz var biliyorsunuz. Birazdan uçuşa geçirecek zaten Megane'ı. Evet, açalım turboyu. İşte bu kadar. Yalnız biraz fazla hızlandık. Oo.
Çok fena bir yere vuracağız. Zaten bir yere çarpacağım, net belli yani. Tamam Megan, tamam Megan. O arabanın önünü vurduk. Hemen önüne bakalım. Evet, önümüz yamuldu. Pekala çocuklar, şimdi dağ rampamızdayız. Arabayı burada test yapacağım. Bakalım ne kadar sağlam kalmayı başaracak. Arabayı tamir ettirmedim az önce çarptığımız gibi, önü ve arkası. Arkada çok fazla bir şey yoktu zaten de. Arabanın önünde yamukluklar falan vardı. Şimdi birazdan tanınmaz bir hale getirmeye çalışacağım Megan'ı. Bakalım yapabilecek miyiz? Evet, çok fazla aşağı inmeye gerek yok. Buradan uçalım. Pekala Megan. Bakalım sağlam kalacak mısın derken zaten şimdiden paramparça oldum. Vallahi çocuklar çok fena gidiyoruz. Kontrol benden gitti zaten, artık sürüklene gidiyoruz. Tamam. Pekala Megan, acaba düzelebilecek miyiz dostum? Yoksa böyle döne döne mi gideceğiz? Evet, düzeldik. Yine dönmeye başladık. Arabanın önü fena gitti yalnız. Mükemmel yalnız, çok fazla uçtuk. Harekete bakın, bir de düz düşerim. İşte bu kadar. Pekala, hiç oyalanmadan hemen tren yoluna çıkıp trenle de çarpışalım. Sonrasında hasar durumuna bakarız zaten net bir şekilde. Pekala tren. Geliyor mu? Evet geliyormuş. Gel bakalım dostum. Bir de sen çarp bize. Arka tarafın kapılar gitmiş çocuklar. Benim arkanın kapısı gitmiş. Öbür tarafın kapısı da şimdi gitti, evet. Evet, an itibariyle Megan'ımız. Yani bu arabayı böyle koysam tanıyabilir misiniz? Belki arka farlardan tanırsınız Megan olduğunu ama önden artık onun hangi marka olduğunu tanımak çok zor. Pekala çocuklar, araban nasıl? Bu yeni mi model ya? Yeni çıktı. Pekala, insanları korkutmadan biz yolumuza çıksak iyi olacak. Çocuklar, ama motoru sapasağlam söyleyeyim. Hiçbir şey yok, hala eskisi gibi. Arabanın içi dağılmış durumda. Çok da fazla dağılmamış aslında ama kronometre falan gitmiş. Hızından hiçbir şey kaybetmemiş. Sol arka lastiğe bakar mısınız? Lastik dışarı taşmış. Tamam pekala, şimdi farklı bir yerde test edelim. Evet çocuklar, şimdi sahildeyiz. Megan'ı sahilde test ediyoruz. Bakalım buradaki performansı nasıl olacak. Çok hızlı bir araba değil. O yüzden burada takılma ihtimali fazla. Araba önden çekişti. Ve suya girdiğimde belki zorlanabilir, bilmiyorum ama. Belki de zorlanmaz yani, görmemiz lazım. Çünkü çok sürpriz yapan arabalar oldu. Motoru yavaş dediğimiz arabalar inanılmaz performanslarda göstermişliği var yani. Tamam, oyalanmadan hemen suyumuza girelim. Evet biraz yavaş kaldı. Ama fena değil, hiç değilse takılmadık suyun içinde. Bak şimdi takılma ihtimalimiz biraz fazla, hemen çıkmamız lazım. Hadi Megan, zorla dostum. Vay canına çocuklar, araba az önce takıldı ama. Turbo moduyla çıkardım. Bir daha deneyeceğim. Evet biraz turbo modunun yardımıyla suyu aşıyoruz. Hızlı girdiğimde geçiyorum ama yavaş girdiğimde suda takılıyor. Motor duruyor hemen. Zaten bu arabadan da öyle çok fazla bir beklenti de yok. Evet şemsiye dağıtması oldukça güzel. Şöyle biraz daha dağıtalım, o şemsiyeleri hakikaten iyi dağıtıyor. Yolun sonunda arabanın önüne bakacağım zaten, ne hale gelmiş merak etmeye başladım. Hafif hafif kirlenmeler olmuş. Kırık çok fazla yok gibi. Pekala Megan. Şöyle bir önünü görsek iyi olacak. Bir de burada bir drift yapalım çocuklar. Bu arabayla drift yapabilir miyiz bilmiyorum ama. Evet dönemiyorum. Şu anda drift yapmaya çalışıyorum. Drift yapamıyorum. Büyük ihtimalle önden çekişte olduğu için. Bir dakika pati çekelim be. Evet patinaj çekiyorum ama. Pati çekerken arabayı döndüremiyorum. İşte sorun orada. Çünkü önden çekişte olduğu için. Evet motor gücü biraz zayıf kalmış. Bir daha zorluyorum. Yine dönemiyorum. Pekala çocuklar, isterseniz şimdi trafiğe çıkalım. Evet şimdi son olarak trafik testi yapıyoruz. Bakalım araba gelmiyor. Evet çıkabiliriz. Çok fazla şey yapmayacağım. Hızlı bir şekilde gitmeye çalışacağım. Yolun sonuna kadar bakalım kazasız bir şekilde gidebilecek miyiz? Biraz turbo modüle ittireceğim arabayı. Normal bir şekilde gidersek çünkü. Aslında hızı da fena değil. Yolda hakikaten iyi gidiyor. Turbo moduyla uçuşa geçtik tabii ki. Her yerden uzun araba çıkıyor ya. Tamam böyle kendi şeridimde gitmeye çalışacağım çocuklar. Bakalım ne kadar böyle dayanabileceğiz. Arabanın en sevdiğim özelliği çok fazla kaymıyor. Gördüğünüz gibi virajlara çok rahat giriyorum. Bu özelliğini bayağı sevdim yani. Çünkü öbür arabalar biliyorsunuz dönerken kaya kaya uçma ihtimalimiz fazlaydı.
Vay be, şu anda mükemmel gidiyoruz. Hakikaten bayağı hoşuma gitti trafikte Megan. Kontrol edilişi mükemmel. Tamam, buralarda birazcık daha trafik artmaya başlayacak, dikkat ederim. Vallahi ne kadar trafik artsa da bu arabayla her türlü yerden geçerim. İncecik yerlere bile girerim, o derece çok rahat kontrol ediliyor. Burayı dikkatli geçelim. Burayı da geçtik. Peki hala çocuklar, Megan'ın trafik performansı bayağı iyiydi. Ama sanırım bugünlük bu kadar yeter. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.